O kadar incitiyor ki bizi her şey. Bebeklere tecavüz eden bir çağa denk geldik. Ebesinin ölüsüyle selfie yapan bir çağa denk geldik. Allah rızası için toplumun mayasıyla oynuyorlar. O gündüz kuşağı, kadın programlarını. Ben 40 yılda bir denk geliyorum. Erim erim eriyorum. Kimin karısı, kimin ikizlerin babası geçen hafta hasbelkader. İkizlerin babasının birisi başka, birisi başka çıktı. Kadim topraklarda yaşıyoruz ve Türk İslam ülküsüyle bezenmiş topraklardan çıkan insanlar olarak kadının kadın gibi, erkeğin ata gibi, erkek gibi olduğu toplumu yeğliyoruz. Kadınla erkeğin eşitliğidir diye gidiyoruz şu anda. Kadınla erkek eşit midir? Buna ihtiyacımız var mıdır diye çok sorgularım. Kadın kolu demek, kadın vali demek, kadın rektör demek, kadının adını öne çıkaran bu pozitif ayrımcılık gibi görüp alkışlanacak bir şeymiş gibi değerlendirdiğiniz her şeyden çok incinen birisi olarak da burada kadınları anlatmaya çalışacağım size. Bir kadın gelmişse erkek tabii ki kalkacak ve yerini o kadına verecek. Kadın ayakta otururken oturan erkek olur mu? Kadınla erkeğin eşit değil. Kadınla erkek asla eşit değil. Ben 100 kilo çuvalı nasıl taşıyayım Allah aşkına? Allah beni öyle mi yaratmış? Benim kas gücüm buna nasıl müsaade etsin? Ama bir erkeğin bir kadın doğururken 17 kemiği kırılırmışçasına sancı çekiyor. Bir erkeğin parmağı kırılsa Allah'ını seversen. Acısına dağlar dayanır mı ya? Dağlar dayanır mı bir erkeğin parmağı kırılsa? Nasıl empati kuracağız da eşitlikten bahsedeceğiz? Bir kadının duygusallığını erkeğe vermemiş. Nasıl erkeğe şimdi kınayalım mı biz sen buna böyle bakmıyorsun diye. Ben bir ana ve eş olarak eşime, işime, aşıma sahibim. Hürmette hiç kusur etmem. Eşime hizmet ediyorken hiç gocunmadan, çocuklarıma yemeği yapıyorken hiç gocunmadan, bu benim işim mi? Bunu ben yaptım. Asla. Eşitlik hiçbir zaman eşittir, adalet değildir. Adalet eşitlik demektir ama. Bunun altını kocaman çizelim. Ama bu Türkçeyle ilgili de kimin ne hesabı var bilmiyorum. Türkçe'de sadeleştirme, öz Türkçe'de bilmem ne. Ya lütfen uyanık olun. Dil namustur. Bir ülkenin geçmişini dilini silerseniz, yok ederseniz, köreyi bozarsanız, dili bozarsanız eğer, yeni nesille dede aynı dili konuşmazsa eğer, kökünün üstünde büyümez uluslar. Ama ne ola, çok daha samimi olaydık. Samimi Müslümana nasıl ihtiyaç hissediyoruz? Ahlaksız İslam olur mu? Ahlakı çok öteledik. Çok öteledik. İslam'ı yaşıyoruz. Ahlak yok. Ahlaksız din olabilir mi? Atatürk'le ilgili de söyleyebileceğim çok şey var. Onu da hala çok iyi anlayamadık biliyor musun? Bir kısım tapıyor. Bir kısım kesin kötüdür diyor. Hiç bu ülkenin grileri yok biliyor musun? Ben ne tapılacak kadar peygamberdi diyorum. Atatürk bir insandı. Önce orayı bir altını çizelim. İnsandı. Ama çok iyi bir Türk milliyetçisiydi. Damarlarındaki asil kan da mevcuttur diyor ya. Bugün hala temsil makamlarının hiçbirinde ne yazık ki mecliste var kadın %20'ye yakın şu anda. Meclisin %20'si kadın, vekillerden oluşuyor. Ama buna rağmen temsil makamlarına bakıyorsun kadının adı yok. Kadının adı yok, kadın yok, kadın temsiliyeti yok. Erkekler bundan niye kaçıyor, niye gocunuyor bilmiyorum. Kadının elinin değdiği, kadının gönlünün değdiği, gözünün değdiği her yer çok daha farklı olur. Şimdi kadın nerede ne iş yapıyorsa yapsın, ben kendimde de biliyorum. Eve gittiği anda başbakan olsun, profesör olsun, ülkeyi sen yönetiyor ol, derneğin başkanı ol, genel sekreter ol, fark etmez. Eve gittiği anda bir anne ve eş olarak o evde. Her ne kadar İçişleri Bakanı filan deseler de adamların işine geliyor İçişleri Bakanı yapmak bize. Çünkü ekonomi, ticaret, işte İçişleri'nin yan yollarının hepsi kadınların elinden daha düzgün gidiyor. Kadınlar aslında iyi ekonomi. Niye sahi ekonominin başına bir kadın eli değdiriyorlar, bir kadın ekonomi bakanımız yok değil mi? Hiç oldum ben hatırlayamadım özür dilerim. Onu biliyorum ya, yok ya, temelimiz yok. Ekonominin kadına hiç başına hiç kadın getirmediler değil mi? İşte ülkenin durumu bundan böyle, oh olsun. Ben her yer...
yerde %50'nin kadın olmasını istiyorum. Çok mu? Meclisin %50'si, işte Cumhurbaşkanlığının bir ondansa bir ondan, öteki makam, beriki makam, rektör, hep ne düşünüyorsanız %50'sinin kadın olmasını istiyorum. Hakkımızı istiyoruz, adalet istiyoruz, çok bir şey değil bence. Türk kültür ve medeniyetini aramak üzere, araştırmak üzere yola çıkanlar bilmelidir ki mutlaka bir gün yolları Kırşehir'e düşecektir. Cumhuriyet kadınının aydınlık örneği Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ayfer Şahin'i Bacıyan Rum'dan Cumhuriyet'in 100. yılına Türk kültür ve devlet geleneğinde kadını anlatmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli başkanım, Bacıyan Rum'dan başlayıp Cumhuriyet'in 100. yılına da dem vuracak bir içerikte bir kadın programı, kadın konferansı yapabilir miyiz dediğinde seve seve dedim. Çünkü Bacıyan Rum'dan günümüze gelene kadar bu toplumun kadına verdiği değeri, kadına verdiği o ayrıcalığı bir kez daha dile getirecek olmak beni heyecanlandırdı. Bacıyan Rum ki dünyanın ilk kadın teşkilatlanması. Günümüzde o kadar çok dernek, o kadar çok vakıf, cemaat vesaire bir arada birlikteliği güçlendirmeye yönelik toplanmış, inanmış insanlar ordusu var ki kadınların böyle bir oluşumun içerisinde olmuş olması, ilk defa olmuş olması, bunun bir Türk iline, Türk devletine nasip olması, onu da geçiyorum, Kırşehir'imize nasip olmuş olması benim için çok önemli bir ayrıcalık. Cevat Hakkı Tarım merhuma atfederek ünlü tarihçi Halil İnalcık Hoca diyor ki, Türk kültür ve medeniyetini aramak üzere, araştırmak üzere yola çıkanlar bilmelidir ki mutlaka bir gün yolları Kırşehir'e düşecektir. Ne mutlu size ki, ruhu şad olsun, ruhları şad olsun. Ne mutlu size ki o topraklardan çıkmışsınız. Biraz sonra Atatürk'ün sevdiği şarkılar, marşlar belki ve peşinden Üstad Neşet Ertaş'a bağlayacaklarını, provalarını azıcık dinledim, birazcık erken gelmiştim. Ne mutlu size ki gönül telimizi tir tir titreden o Neşet Üstad'ın da ruhu şad olsun, onun da çıktığı topraklar bize nasip olmuş. Kırşehir deyince ve ben de bir Kırşehir sevdalısı olunca, kadın deyince ve ben de kadınlarını eğiten, kadınlarını öne çıkaran, kadınlarını daha çok temsil makamlarında yer veren, temsil makamlarında kadınlarına yer veren ulusların anaları eğit ki toplumu eğitesin düsturundan yola çıkarak ulusların çok daha kısa sürede çok daha iyi yerlere, müreffeh seviyeye gelebileceklerine inananlardan mı yürekten? Biz tabii kadim topraklarda yaşıyoruz ve Türk İslam ülküsüyle bezenmiş topraklardan çıkan insanlar olarak kadının kadın gibi, erkeğin ata gibi, erkek gibi olduğu toplumu yeğliyoruz. Kadınla erkeğin eşitliğidir diye gidiyoruz şu anda. Kadınla erkek eşit midir? Buna ihtiyacımız var mıdır diye çok sorgularım. Oldum olası hep sorgularım. Kadın kolları demeniz, kadın kolları düzenlemiş. Çok teşekkür ediyorum Günüz Hanımcığım, şahsınızda tüm ekibe. Beni buraya davet ettiniz, bu fırsatı verdiniz. Bu güzel gönül birlikteliği olan insanlarla bir araya getirdiniz. Kadın kolu demek, kadın vali demek, kadın rektör demek, kadının adını öne çıkaran bu pozitif ayrımcılık gibi görüp alkışlanacak bir şeymiş gibi değerlendirdiğiniz her şeyden çok incinen birisi olarak da burada kadınları anlatmaya çalışacağım size. Kadını
ötekileştiriyoruz, farkında değiliz. Pozitif ayrımcılık tabii ki olsun. Bir kadın gelmişse erkek tabii ki kalkacak ve yerini o kadına verecek. Kadın ayakta otururken oturan erkek olur mu? Olur mu? Bu centilmenliğe, bu baba yiğitliğe adına ne diyorsanız, bu erkekliğe, bu adamla bu kalıba sığar mı? Tabii ki önce kadın oturur. Kadın temsiliyetinde kadının öncelenmesi böyledir. Analar başımızın tacıdır. Ulu alıyorsan analar ulu diyor zaten. Cennet diyor ki hepimizin istikameti o yönedir. Cennete erişebilmek için değil mi bütün bu çaba, bu gayret, bu dünyevi, bu uhrevi, bütün bu işlerin sonunda makam orası değil midir? Yöneldiğimiz mevki orası değil midir? Anaların ayakları altındadır diyor. Türk anası şehit olmuş evladı, Türk anası şehit olmuş evladı ekranlara çıkıyor. Keşke 1000 yiğit doğursaydım, 1000'i de kurban olsaydı vatana diyor ya. 1000 yiğit doğursaydım, 1000'i de kurban olsaydı vatana. Bu öyle diyen başka bir ana, başka bir toprakta başka bir ana var mıdır? Ana hepimizin anası ama bu nasıl bir mangal yürektir? Bazen eğitimciyim ben, çocuklarımı yetiştirirken bu ülkeye bin şükür, bin defa şükür öğretmen yetiştiriyorum bu ülkeye ve iyi öğretmen yetiştirmek için mumcasına yanıyorum. Yana yana doğru adam olacağım diye kendimden ödün vere vere dost doğru olmalıyım. Niye? Topluma örnek olmaya mecburum. Niye? Öğretmen yetiştiriyorum, ben eğitimciyim. Ben doğru olmazsam kim doğru olacak bu kadar kötünün olduğu yerde? Öyle bir çağa denk geldik ki üstelik. O kadar kötü ki her şey. O kadar incitiyor ki bizi her şey. Bebeklere tecavüz eden bir çağa denk geldik. Ebesinin ölüsüyle selfie yapan bir çağa denk geldik. Ya eben ölmüş orada. Senin orada selfieyle ne işin olabilir? Böyle kötü bir çağda, 2 yaşındaki çocuğa tecavüz edilen bu çağda bir eğitimci olarak ben bunun müsebbibi değilsem kim diye bu ülkeye iyi öğretmen yetiştireceğiz derken böyle kendimden ne kadar daha fedakarlık ederek doğru yaşamaya, incitmeden kimseyi doğru yaşamaya ne kadar kendimi mecbur hissettiğimi ifade etmeye çalışıyorum. Ne mutlu bize ki dedim. Şimdi oradan hareketle Cumhuriyetimizin 100. yılına gelene kadar Türkiye'de ve dünyada kadına verilen değerden bahsedeceğim. Ama önce başımızın tacı, gönlümüzde her zaman ayrı bir yeri olan ahilik ve bu kadim toprakları daha da kadimleştiren, daha da kutsallaştıran, kültür başkenti haline dönüştüren ahilikten ve dolayısıyla onun kadınlar kolu olan Bağcıyan Rum Teşkilatı'ndan bahsedeceğim. Ahilikten Bağcıyan Rum'a gelene kadar ahilikte biliyorsunuz ilme, sanata, zenaata, zanaata, güzel ahlaka son derece önem verilirdi. Kadının da sosyal ve ekonomik hayatın içerisinde o dönemde 12. yüzyıldan, 13. yüzyıldan bahsediyoruz. O dönemde çok ayrı, müstesna bir yeri vardı. Ahi Evran Veli'nin eşi biliyorsunuz Fatma Bacı, Fatma Ana. Kadıncık Ana diye de geçiyor rivayetlerde. Hacı Bektaş-ı Veli'nin kendisine Kadıncık Ana diye hitap ederdi diye eserlerde geçiyor. Kadın Ana, Kadıncık Ana, Fatma Bacı. Fatma Bacı kadınların da teşkilatlanıp örgütlenmesi noktasında Ahi Evran'ın kadınlar kolunu kuruyor 13. yüzyılda. Kırşehir'e denk geliyor kuruluşu. Ahiliğin kuruluşu Kırşehir değil biliyorsunuz. Ahi Evran Kırşehir'de metfun. Ömrünün son yıllarında Kırşehir'de geçirmiş. Ve Kırşehir'de ahiliği dünyanın dört bir yanına, ülkenin dört bir yayılmasını sağlamış. Ömrünün son yılları olunca Kırşehir'de de metfun olmuş. Son 16 yılı, ömrünün son 16 yılı. Dolayısıyla Bağcıyan Rum'un kuruluşu tamamen Kırşehir'e nasip olmuş. Fatma Bacı Bağcıyan Rum'u kurduktan sonra Hacı Bektaş-ı Veli'nin eserlerinde de ahilikle ilgili pek çok eserde de
kendisinden şöyle bahsediliyor. İlim ve Hacı Bektaş'ın kendisine ilim ve kerametini gösterdiği muhterem bir Türk kadınıydı diyor. Hacı Bektaş'ı veli ile kader birlikteliği var. Aynı yolda yürümüşler, aynı dergahlarda tedris etmişler. Babası Şeyh Kirmani Fatma Bacı'nın, babası da kadınların eğitilmesi noktasında son derece çağdaş, kadınların eğitilmesi noktasında son derece ileri görüşlü bir derviş. Ahi Evran da kadınların eğitimi konusunda olumlu kanaatlere sahip olunca o dönemde eşinin böyle işlerin içerisinde olmasını, kadınların örgütlenmesinde öncülük, liderlik etmesini müsaade etmiş desem alınmaz değil mi kadınlarımız? Ben özünde buraya bir paragraf açıp şöyle müsaade etmişin altını doldurmak isterim müsaade ederseniz. Biz Türk kadınıyız ve geleneksel yapıda ailelerden büyüdük hepimiz. Ben kendim de bugün karşınızda profesör olmuş, toplumda birçok şeyi aşmış, siyasete bismillah demiş ama çok şükür bin şükür çabuk kıyısından köşesinden dönmüş. İşte ne bileyim ben liderlik vasıfları filan olan oradan o bakınca öyle anlaşılıyordur herhalde filan böyle. Toplumda sözü dinlenen, işte ne bileyim toplum içerisinde bir yeri olan bir kadın olarak bütün samimiyetimle şunu ifade etmek isterim. Ben bir Türk kadınıyım. Ben bir ana ve eş olarak eşime, işime, aşıma sahibim. Hürmette hiç kusur etmem. Eşime hizmet ediyorken bütün buradaki olan tüm kadınlarımız da eminim ki benimle aynı fikirde. Eşime hizmet ederken hiç gocunmadan, çocuklarıma yemeği yapıyorken hiç gocunmadan bu benim işim mi? Bunu ben yaptım. Asla, asla. Geleneksel yapıda bir Türk ailesinde, sizin ananızın atanızın evinde nasıl yaşanıyorsa benim evimde de öyle yaşanıyor. Atamız geldiğinde çocuklarım da ben de ayağa kalkarız. Hala bu kadar çeldiriciye rağmen, bu kadar yanlışa rağmen, nakış nakış beyinlerimizle, algılarımızla oynuyor olmasına rağmen Türk'ün aile yapısını bozamadılar ya hani. Türk'ün aile yapısını bu kadar yanlış örneğe, yanlış diziye rağmen, bu kadar gündüz kuşağı programlarına rağmen, yağ basın burada çekiyor. Allah rızası için toplumun mayasıyla oynuyorlar. O gündüz kuşağı kadın programlarını. Ben 40 yılda bir denk geliyorum. Erim erim eriyorum. Kimin karısı, kimin ikizlerin babası geçen hafta hasbelkader. İkizlerin babasının birisi başka, birisi başka çıktı. Yani akşamları çoluk çocuk birlikte biz dizi izliyoruz çünkü. O dizilerle zihinlerimiz, algılarımız o kadar eğitiliyor ki, o kadar normalleştirdik ki bazı şeyleri. Hiç olmayacak şeyler. Töre dediğimiz, töre bilmem neyi dediğimiz ne varsa bugün o kadar normalleştirdik ki Hacı babam benimle beraber oturup o dizileri izliyor. Hacı anam benimle beraber gündüz kuşağında onları izliyor ve bizim çocuklarımız da bunları izliyor. Bütün bu mayayı bozmaya yönelik, Türk'ün aile yapısını bozmaya yönelik bu kadar yanlış örneğe rağmen hala Türk aile yapısını bozamadılar ya. Nasıl güçlü bir toplum yapımız var. Bin şükür olsun. Niye Türk aile yapısı? Çünkü aile dediğimiz toplumun en küçük birimidir. Toplumu bozmak istiyorsan aileyi bozmakla işe başlayacaksın. Aileyi bozdun mu? Gerisi çorap söküğü gibi gelir. Bugüne kadar hala dimdik ayaktayız içeride ve dışarıda bedbahtların olacaktır diyor. Bu kadar düşmana rağmen dimdik ayakta ya. Türk anası hala şehidini verdiği gün dimdik ayakta durup biri de kurban olsun vatana diyebiliyor ya. Ne mübareksin sen ey Türk anası. Bacım deriz. Namuslusun anlamında. Yani sen, ben sana yan gözle asla bakmam. Bacım dediği adama asla yan gözle bakılmaz. Bacılık bizde hala var. Bacı diye hitap ederiz. O zamanlar şeyhin hanımına da ana bacı diyorlar tabii ki. Ana bacılık. Tarikat ehillerinde hala bu bacılık
geleneği yaygın bir şekilde devam ediyor. Anadolu'nun her köyünde de abla, efendime söyleyeyim, kız kardeş anlamlarında hala biz bacıyı, bacımı çok ciddi anlamda hala kullanırız. Ahilik de biliyorsunuz edeb kökünden gelen eline, beline, diline hakim olacaksın anlayışı ahilikte aşına, işine, eşine sahip ol öğüdüyle özdeşleştirilmiş. İşte ta o zamandan aşına, işine, eşine sahip olan Türk kadını, Türk kadını aile yapısını da sahip olmuş, elinde tutmuş, güçlü bir toplum, güçlü bir aile yapısı oluşturabilmiş. Ahilik basitçe baktığınızda bir esnaf teşkilat örgütlenmesi, doğru mu? Esnaf teşkilatlanması. En basit şekliyle böyle tanımlıyor olsak da 32 esnafı bir arada tutan bir teşkilatmış gibi tanımlıyor olsak da ahiliğin prensipleri, ahiliğin kuralları, ahi olmak için gereken listeler dizimine bakıldığında aslında özünde ahilik bir eğitim ocağı, bir insan yetiştirme düzeni ki bugün bile özlemini duyduğunuz insan, ideal insan, insanı kamil ahilikte özetleniyor aslında. Bugünün eğitim anlayışında, bu eğitim sisteminden, kademelerinden yetişmiş ve çıkmış olan yetişmiş bir insan gücünün ne olmasını bekliyorsunuz? Ben bunu Türk Milli Eğitim Sistemi'nde temel amaçlarla özdeşleştirerek hemen derim ki bir, her şeyden önce iyi vatandaş olacak. Eğitim sistemi içerisinde yetiştirdiğimiz adamın vatan haini olmasını ister miyiz? Bazen Eğitim Bakanlığı'nın adının önünde milli olsun olmasın mı, Milli Eğitim Bakanlığı? Hayır. Her ülkenin eğitimse söz konusu bakanlığının önünde milli kelimesi var. Eğitim millisiz olmaz. Tabii ki evrensel değerlere yönümüz dönük olacak. Ama Türk Milli Eğitim Sistemi içerisinde yetiştirdiğimiz insanlar her şeyden önce iyi vatandaş olacak. Evet, eğitim sisteminde öncelikle iyi vatandaş yetiştirmeyi arz ediyoruz. Sonra iyi insan. Adına ne derseniz, nasıl tanımlarsanız bilmiyorum. Siyasi görüşünüz şu anda partiler üstü bir yerde bulunuyoruz. Sağcısı, solcusu, akçısı, karacısı illaki vardır. Hiç önemli değil. Neye inanıyorsunuz hiç bilmiyorum. Herkes Allah'a inanmak zorunda da değil. Belki ateistler de var aramızda. Bir de deist meist diye günümüzün terminolojisi çıktı. Neyse o bilmiyorum. Onlardan da var belki. Doğulusu, batılısı, Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı da var belki. Hiç önemli değil. Kardeşçe buradasınız ya, bu kıymetli bizim için. Türk'üm diye ne demiş ya zaten. Ne mutlu Türk'üm diye ne. Onun için buradasınız. Madem ki buradayız, bir çatı altında bir ve beraberiz, bin şükür olsun. Ne güzel bizi buluşturdu. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Öyleyse iyi insan yetiştirmek gibi de bir idealimiz var. İyi insan nece olursanız olun, nereli olursanız olun hiç fark etmez. Gözünüzü bir dakika kapatın ve deyin ki benim iyi insanım kim ya? Ben şuna inanıyorum, ben şuncuyum, ben de bucuyum. Senin iyi insanın kim? Benim iyi insanım güzel ahlaklı, seninki ahlaksız mı? Benimki haram yemeyen, seninki haram yiyen mi? Benimki bilmem işte düzgün yaşayan, çalmayan, çırpmayan, adil olan, adaleti benimsemiş. Seninki nasıl, senin adamın? Benimkinin giyimi, kuşamı, kılığı, navrağı bize benziyor. Bizden. Sizinki kime benziyor? Senin adamın kime benziyor? Neci olursanız, nasıl yaşarsanız yaşayın. Sizin doğru adamınızın resmiyle, hatta hangi ülkede yaşarsanız yaşayın, sizin doğru adamınızın resmiyle aslında benim doğru adamımın resmi birbirine benziyor, biliyor musun? Öyleyse eğitim sisteminin yegane amaçlarından, temel amaçlarından birisi de bu ülkeye iyi insan yetiştirmek olmalı, doğru mu? İyi vatandaş, iyi insan. Ve bütün bu kademelerin sonunda da eğitimle insanın geleceği bir zirve var. O da iyi bir meslek erbabı olmak olmalı, doğru mu? Yani teknik liseleri bitirdiniz, eğitimde fakülteler bitirdiniz. Fakülteler niye var? Bir meslekte uzmanlaşmayı sağlamak için var. Meslek erbabı yetiştirmek için var. Hasbel kader bir meslek seçiyoruz artık ülkemizde. O kanayan yaramı da hiç açmadan konuşalım. Evet, iyi de meslek erbabı yetiştirmekse eğer
amacımız iyi insan, iyi vatandaş ve iyi bir meslek erbabı yetiştirmekse, analar olmadan bunu asla gerçekleştiremeyeceğimiz ortada. Bir ahi iş yerinde nasıl ki ahilik sanat öğrenme, ahi sanat öğrenmek istediğinde bir müridin şeyhine intisap etmesi gibi gönül veriyorsa o makama, ahilikte de Bağcıyan-ı Rum'da da böyleydi. Bacılar arasında da ahilikle ilgili ne kadar ilke varsa hepsi ahiler içinde, bacılar içinde geçerliydi. Peki ne yaptı bu Bağcıyan-ı Rum üyesi olan kadınlarımız? Bir araya geldiler, birlikte oldular, teşkilat kurdular. Peki amaçları ne? Bir kere birinci amaçları iyi insan olmak. Toplumda kendisine hayranlık duyulan, kendisine sevgi, saygı beslenen iyi insan olacak. Yanlış adam ahi olamaz. Hadi onun bir sürü prensibi var işte, namaz kılmayan, efendime söyleyeyim, içki içen, yanlış yolda olan, hırsızlık etmiş olan vesaire vesaire. Ahilik özünde bir insan yetiştirme düzeni, aynı zamanda da bugün çok ihtiyacımız olan, çok özlediğimiz kaliteli insan, kaliteli ürün, kaliteli hizmet üretme makamı. Kaliteli hizmet üretmeyeni anında toplum dışlıyor. İç kontrolü, orta kontrolü o kadar güzel sağlamışlar ki kendi kendini denetleyen bir mekanizması da var. İşte bugün hep adına işte TSO 2001, biz şu anda FQM'e adayız. Avrupa Mükemmelliyetçilik Ödülü'ne adayız. Üniversite olarak TSE'lerin verdiği hepsini bitirdik. Efendim söyleyeyim, akredite olduk, kurumsal akreditemizi aldık. Kaliteli bir üniversiteden geliyorum, onu da böyle altını kocaman çizeyim. Şu anda da Avrupa Mükemmellik Ödülü'ne aday üniversitem, benim üniversitem Kırşehir'de olan adı Ahi Evran'la Semma olan üniversitem Mükemmellik, Avrupa Mükemmellik Ödülü'ne Türkiye'nin tek adayı şu anda. Bilin istedim onu da. Bu bacılar ahi zaman, savaş zamanlarında zaviyelerde konuklarına yemek hazırlıyorlar. Savaş zamanlarında askerlerin, ordunun ihtiyacı olan elbise, savaş malzemesi, dikimi, tamiri, bakımı kadınlarımız yapıyor. Bağcıyan-ı Rumlar yapıyor. Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki askeri kıyafetlerin bacılar tarafından dikildiğini, modelize edildiğini biliyoruz. Hatta Yeniçerilerin kullandığı üniformalarla beraber elif bükme tacı dediğimiz o tacların da ahi bacıların eseri olduğunu biliyoruz. Ahi bacılar kimsesiz genç kızların, yaşlıların kimi olmak üzere yola çıkıyorlar. Yani toplumda öyle bir mekanizma kurulmuş ki komşusu aç iken tok değiller. Bu nasıl güzel bir laf aslında. Sloganda kaldı da içimizi incitmiyor değil mi? Komşusu açken tok uyuyan diyor ya, benden değildir diyor ya. Nasıl yüzeyselleştirdik, içini altını boşalttık bazı kavramların. Ne kadar derin bir şey oysa komşusu açken. Onun derdiyle dertlenmek ne kadar kıymetli bir şey. Ve ahilikte bu kesinlikle prensip. Komşum henüz siftah yapmadı diyor. Bir tane bulsam öpsem alnından, ayaklarından. Bir tane bulsam ayaklarından. Aslında herkes gönül zengini olur ahilikte. Zengin olmak diye bir şey yok. Niye? Ya çünkü ben siftah ettiysem komşum edecek. Komşusu ettiyse komşusu edecek. Bazen insanda adalet, insanlar arası adalet. Eşitlik mi adalet mi diye de getireceğim birazdan lafı. İşte böyle sağlanır. Eşitlik hiçbir zaman eşittir adalet değildir. Adalet eşitlik demektir ama. Bunun altını kocaman çizelim. Kadınla erkeğin eşit değil. Kadınla erkek asla eşit değildir. Ben 100 kilo çuvalı nasıl taşıyayım Allah aşkına? Allah beni öyle mi yaratmış? Benim kas gücüm buna nasıl müsaade etsin? Ama bir erkeğin bir kadın doğururken 17 kemiği kırılırmışçasına sancı çekiyor. Bir erkeğin parmağı kırılsa Allah'ını seversen. Acısına dağlar dayanır mı ya? Dağlar dayanır mı bir erkeğin parmağı kırılsa? Bir kadın 17 kemiği aynı anda kırılmış kadar.
Nasıl empati kuracağız da eşitlikten bahsedeceğiz? Bir kadının duygusallığını erkeğe vermemiş, nasıl erkeğe şimdi kınayalım mı biz sen buna böyle bakmıyorsun diye? Bir kadın bütün gece kafasında kurar kompleks düşünmekten ufacık bir şey, bir olur ki sabah uyandığında sorunlar yuma. Erkek dümdüz adam, öyle yaratılmamış ki, komplike çalışmıyor ki. Olay neyse onu görüyor, biz kadınlar öyle dedem öyle miydi, o şunu şöyle yaptıydı, böyle. Onun anası da zamanında bunu dediydi, onun acısını çıkarıyor, Allah'ım yarabbim. Niye? Kadının fıtratında bu var ha. Kadının fıtratında kompleks düşünmez var. Erkek dümdüz, baktığı yerde, ne renk elbisem, kırmızı diye görür. Ne kırmızısı? Kan, koyu kırmızı, lacivert, vişne, özür dilerim, vişne çürüğü, bir şey. Bir kadın bilir bunun ancak ne renk olduğunu. Ben de tam bilemedim, özür dilerim. Başkanım sözü bana verirken dedi ki, 40 dakika civarında olursa yeter hocam dedi. Şimdi ben de hocayım, mikrofonu zor aldım zaten. 40 dakika bitti mi? Siyasete de girdik çıktık dedik, kusura bakmayın. Öyle olunca bir de şiir okumak için de bir talep var. Şey, yan masadan da bir kart gönderdiler. Ve ben biliyorum ki herkes şu anda şu kadın bir an önce bitirse de şu güzelim korumuzu, şu güzelim korumuzu bir dinlesek diye. Çünkü lafı dinlemek, müziği dinlemek kadar kolay bir şey değil biliyorum. Ama daha sözümün yarısına gelmedim. Çok özür diliyorum. Bacılar sadece evde üretmiyor bacılar. Yünlere eğiliyor, tiftik yapıyor. Tiftiği pazarda satıyor, tiftikten örüyor, ördüğünü de satıyor. Ticaretin ve ekonominin de çileri. Sene 1300'ler, 1200'ler. Osmanlı'nın kuruluşunda biliyorsunuz Osman'ın padişah Osman'ın kayınpederi, o da bizim Kırşehir'de nasıl olmuş, Şeyh Edebali Hazretleri bir ahiydi biliyorsunuz. Bir ahiydi. Ahi şeyhiydi. Dolayısıyla ticaretin de içerisinde olmuşlar. O dönem itibariyle içinde bulunan dönem itibariyle kadınların ticaret yapabilecek kadar ileri seviyede iş yapabiliyor olmaları, siz şimdi bugün buradan baktığınızda ne kadar kolay geliyor size. Yani ne olacak, evde örmüş, patiftik yapmış, ün yapmış, yüne eğirmiş, satmış. Ticareti onlar çevirmişler. Yerleşik hayata onlar sayesinde, kadınlar sayesinde geçmişiz göçebelikten yerleşik hayata. Peki ne iş yapmış bu kadınlar da bu kadar günümüze de model olabilecek kadar, kadınlarla ilgili teşkilatlara model olacak kadar ne iş yapmışlar? Dönemin en iyi işlerini yapmışlar. Çadırcılık, çadır örmüşler. Keçecilik, halı kilim dokumacılığı. Özbağ halılarının, mucur kilimlerinin özü o günlerden kalma. Nakışçılık yapmışlar. Gaz lambasının ışığında nakış dokuyan bencilerin var mıdır? Etamine işleyen. Oya dantel işletmeciliği, örmeciliği yapmışlar. Kumaş dokumacılığı yapmışlar. Terzicilik yapmışlar. Bu şekilde çalışmış kadınlarımız, Türkmen kadınların içerisinde kadınlar kadınları örgütlemiş, kadınlar kadınları eğitmişler bir arada, birlikte yaptıkları bu faaliyetlerle özellikle Anadolu'nun Moğollar tarafından istila edilmesi sürecinde erkekleriyle beraber bir taraftan savaşırken, bir taraftan onlara geride hizmet verirken, bir taraftan da Anadolu'nun içlerine doğru kaçtıkları her yeri Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı sunmuşlar. Gittikleri her yere bu aydınlık yönlerini, bu üretim odaklı zihin yapılarını beraberinde götürmüşler. Dolayısıyla Anadolu bacılarının, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde çok önemli ve Türklüğün yerleşik hayata, göçebe hayattan yerleşik hayata geçilmesi süresinde çok önemli katkılar olmuş. Ahiler yalnızca askeri, ekonomik örgütlenmeyi değil, aynı zamanda dini ve askeri bir örgütlenmeyi de gerçekleştirmişler. Gündüz bu vakıflarda üretim odaklı olarak çalışan kadınlar, akşam dini bilgiler, edebi bilgiler, musiki, hep beraber, kadınıyla erkeğiyle beraber musiki eğitimi almışlar.
O dönem için güzel ahlak, dini bilgi çok geçer akça. Hala günümüz için de keşke en geçer akça güzel ahlak olsaydı. Dinsiz, imansız bir nesil geliyor. Farkında mısınız? Kendi çocuklarıma bile gücüm yetmiyor. Ben bu ülkenin gençliğinin her birinin en ufacık bir olumsuzluğunda ben niye adam yetiştiremiyorum diye kahrediyorum kendime. İyi insan yetiştirmek gibi bir idealimiz var. İnsanı kamil, yaratılmışların en şereflisi oysa, en şereflisi diyorsunuz ama yaptıklarına bakıyorsun, yaşantısına bakıyorsun, başka şey mi geliyor aklına? Yerinizi çedemedim, kusura bakmayın. Bu kadınlar aynı zamanda erkeğiyle beraber gaza yapıyor. Gazaya gidiyor, at biniyor, kılıç kuşanıyor, ok atıyor. Erkeğiyle beraber vatan savunuyor Türk kadını. Türk kadını tarihin her döneminde böyle. Osmanlı'da da böyle, Selçuklularda da böyle. Devlet yönetenler de var. O gelenekten geliyor. Savaşçılık eğitimi veriliyor değil mi hocam? Savaşçılık eğitimi de veriliyor. Vatan savunması için gerektiğinde bir erkekmiş gibi savaşmaları yönünde, savaşabilmeleriyle ilgili bütün incelikler, bütün yeterlikler kazandırılmaya çalışılıyor. Türk tarihinde dönemin o dönemlerinde kadınların, Türk kadınının böyle bir örgüt kurmuş olabileceği, kadınların bu kadar eğitilebilmiş olacağına, kadınlara bu kadar değer verilmiş olabileceğine özellikle oryantalist batılılar, araştırmacılar, yazarlar hükmedemiyorlar. Olmaz diyor ya, yanlış anlaşılmadır. Bağcıyan Rum değildir o, Bahçıyan Rum'dur, sihirbazların filan. O değildir. Ahiliktir de yanlış anlaşılıyordur. Bağcıyan Rum diye bir şey o dönemde, o dönem Türk kadınının böyle bir... işte Türk kadını ta o dönemden Atatürk dönemine gelene kadar ve sonrasında günümüze kadar dünya kadınları içerisinde hep çok daha devlet yönetenler var. İşte şu Osmanlı dizileri biraz orada da ayrıca bir sürü şey de işte Osmanlı dizilerinden az buçuk devleti... Bir dipnot bilgisini şöyle, Bağcıyan Teşkilatı'nın içinde Hayvan'a da biliyorsunuz Ertuğrul Gazi'nin annesidir, Akgündüz'ün hanımıdır. Yani Süleyman'ın hanımı değildir. O, onun karakteri de aynı zamanda şeyde Fatma Ayla da bacıdır. Yani ben orada bir gireceğim, müsaade edin. Yok, bunu şimdi için söylüyorum hocam. Yani o motifede baksanıza 1258'de Hilal Gölü'ndeki toplantıda da Ertuğrul Gazi vardır. Anası Hayman Ana vardı. Ve Ahvalettin Kirmani başkanlığında o toplantı yapılmış. Buyurun hocam. Ben teşekkür ederim dipnot olarak açıkladığınız bu şeye. Şimdi özünde şunu ifade etmeliyim. Ahiliye ve Bağcıyan'a dair elimizdeki kaynaklar, arşiv taramaları, şunun altını kocaman çiziyorum, çok sınırlı. Neden? Bir, Pir Ahi Evran'ın hiçbir kitabı henüz, işte mesela Aşık Paşa'nın divanı güncellendi, günümüz Türkçesine dönüştürüldü ve bir şekilde okuyup, zaten Türkçe yazmışlardı ama okuyup anlayabiliyoruz. Ne kadar acaba, Türkçe yazmışlardı ama günümüz Türkçesi falan dedim. Ya laf lafı açıyor, bir sürü konuya gireceğiz belki ama bu da beni çok inciten bir şey. Düşünün ki Atatürk, biraz sonra Atatürk'ün kadınlara verdiğine geleceğim. En büyük Türk Atatürk, Atatürk'ün nutkunu okuyup, o gün şartlarında yazdığı dille okuyup anlayabilecek bir tane gencim yok. O günkü şartlarda atasının 10. yıl nutku her sınıfta böyle boy boy asılıdır. Günümüz Türkçesine çevrilmemişse o haldeki Türkçeyle anlayabilecek. Oysa Türkçe yazılmıştır bunların hepsi. Ama bu Türkçeyle ilgili de kimin ne hesabı var bilmiyorum. Türkçede sadeleştirme, öz Türkçece bilmem ne... Ya lütfen uyanık olun. Dil namustur. Bir ülkenin geçmişini dilini silerseniz, yok ederseniz, köleyi bozarsanız, dili bozarsanız eğer, yeni nesille dede aynı dili konuşmazsa eğer, kökünün üstünde büyümez uluslar. Ve diyor ki Konfüçyüs, bunlar elin bilmem Konfüçyüsü senelerce önce, bir ulusu yok etmek istiyorsanız dilini yok etmekle başlayın diyor. Ne kadar acı. Bu konuda da nakış nakış işleniyor bizim Türk milletinin Türk dili. Dünümüz Türkçesiyle bugünümüz Türkçesi diye bir ayrım var. Böyle bir şey olabilir mi? İstiklal Marşı'nı okuduğu şekliyle her kelimesini bana
O yürek yakan her kelimesi başka bir şiir İstiklal Marşı'nın. Günümüz Türkçesiyle özümseyip, anlayıp, anladığı için ağlayacak Türk genci yok. Ritüeller için ağlıyoruz, anladığımız için ağlamıyoruz. Namazı da böyle kılıyoruz, gördüğümüz düzende kılıyoruz. Ne yazık, ne kadar yazık. Ben Allah için ağlamayı, anladığımız için, Kur'an'ı anlayabildiğimiz için ağlamayı özlüyorum arkadaşlar. Edem neden de ağlardı Kur'an dinlerken? Buna da saygı duyuyorum, hiç yoktan diyorum. Ama ne ola şu samimiyetimiz her sahada olsa, anladığımız için ağlasak, namaza durduğumuzda bir gözümüzde dizi ne oluyor diye değil de, hakkıyla, hakkaniyetle ona bize. Ben hiç yoktan diyenlerdenim, onu da söyleyeyim. Hiç değilse bu kadar yaptıklarına da şükredenlerdenim, onu da söyleyeyim. Hiç yoktan gidelim yanayım. Ama ne ola çok daha samimi olaydık. Samimi Müslümana nasıl ihtiyaç hissediyoruz? Ahlaksız İslam olur mu? Ahlakı çok öteledik. Çok öteledik. İslam'ı yaşıyoruz. Ahlak yok. Ahlaksız din olabilir mi? Asıl burada alkışlayacaktınız yani. Ben Eren Olmaz diyorlar. Anladığımız düpedüz anlamda Bağcıyan Rum mensubu kadınlara Alperen kadınlar diyor. Kadından Eren niye olmazmış? Allah'ını seversen. Tamam peygamber olmuyor. Bunun bir sürü şeyleri var. Ama ben Alperen Atlik Türk'lük, Eren İslamiyetse Alperen kadınlar diyorum. Kadınların Alperen kolu diyorum. Alperenlerin kadın kolu diyorum Bağcıyan Rumlara. Evet, güzel bir şey. Buna var ya, tam beş. Beş mi? Beş değil mi? Peki ne olmuş? Atatürk Bağcıyan Rum'dan biraz Cumhuriyet'e doğru geleyim artık. Geliyorum, gel, vallahi geliyorum. Ne aldım biliyorum. Sen Türk'ü dinleyeceğim burada. Ya bugün çok kadim dostlarımı gördüm burada. Senelerdir işte görüşemediğimiz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim hürmet ediyorum. Yani böyle çok kadim dostlar. Çok teşekkür ediyorum. Bizi bilmiş. Adım toplulukları filan dedi. Başkanım deseydin adamlar da gelecek. Ona yönelik de bir şeyler derdim. Bugün kadını öveceğiz. Bir çağırdığınızda da erkekler deriz. Vallahi. Şimdi Atatürk çok ileri görüşlü bir lider. Atatürk'le ilgili de söyleyebileceğim çok şey var. Onu da hala çok iyi anlayamadık biliyor musun? Bir kısım tapıyor, bir kısım kesin kötüdür diyor. Hiç bu ülkenin grileri yok biliyor musun? Ben ne tapılacak kadar peygamberdi diyorum. Atatürk bir insandı. Önce orayı bir altını çizelim. İnsandı. Ama çok iyi bir Türk milliyetçisiydi. Damarlarındaki asil kan da mevcuttur diyor ya. Bunu bugün ben desem... Yola ben diyemedim bu lafı. Bazı laflara hayıflanırım. Bunu benden önce biri niye demişti? Atatürk'ün pek çok lafına diyorum. Bunu benden önce niye o demişti? Damarlarındaki asil kanda mevcuttur ben desem bana ne demezsin sen? Yani bir kere çok münevver bir adam. Ya o dönemin işte Arapçadan Latin alfabesine geçişle beraber bir Fransa kültürü dünyayı kavuruyorken adam ana dili kadar Fransızca biliyor. Atatürk'ü dinsizmiş gibi bir kısım çok hayır. Atatürk çok iyi bir dindardı. İslamiyetle ilgili Nutuk'taki ilgili bölümleri lütfen açın ve okuyun. Atatürk insandı, iyi bir dindardı. Çok iyi bir Türk milliyetçisiydi. Bir münevverdi, bir aydındı ve liderdi. Kadınlarınızı eğitimledi ya. Kadınlarınızı eğitimledi. Aydın bir uygar bir ulus olmak istiyorsanız kadınları eğitmekle işe başlayacağız. Şimdi çok sevineceğiniz zaten bildiğiniz bir şey hatırlatacağım. Batı ülkelerinden, o şu anda imrendiğimiz üretim odaklı Batı ülkelerinin hemen hemen hepsinden Türk kadınına daha önce verilmiş hakları. Seçme ve seçilme hakkı. Medeni kanun 1926 yılında Türk kadını için dönüm noktası olmuş. Türk kadınına 3 Nisan 1930'da kabul edilen bir yasayla belediye seçimlerine katılma hakkı tanınmış. Dünyada yok, ilk örneği. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1938 yılında kabul ettiği bir yasayla Türk kadınına muhtar olmanın, köy ihtiyar heyetlerine girmenin yolunu açmış. Dünyada ilk, dünyada ilk. Sonrasında 1934'te kabul edilen bir yasayla da kadınlara
seçme ve seçilme hakkı tanınmış. 34'ten 35'te yapılan ilk vekillik seçiminde 18 temsilci bulmuş. 18 milletvekili ne zaman? 1935'te. Bugün hala temsil makamlarının hiçbirinde ne yazık ki mecliste var kadın, %20'ye yakın şu anda meclisin %20'si kadın, vekillerden oluşuyor. Ama buna rağmen temsil makamlarına bakıyorsun, kadının adı yok. Kadının adı yok, kadın yok, kadın temsiliyeti yok. Erkekler bundan niye kaçıyor, niye gocunuyor bilmiyorum. Kadının elinin değdiği, kadının gönlünün değdiği, gözünün değdiği her yer çok daha farklı olur. Kadın eli bu toplumun her yerine değmeli. Kadın eli ana yüreği, ana eli demek. Evinizde hanımınızın bir hafta 10 gün sizi bırakıp torunun yanına gittiğini bir düşünür müsünüz lütfen? Hayatımız ne hale dönüyor? Torunun yanına 10 günlüğüne gidiyor da o dönene kadar ne hale dönüyorsunuz? Çünkü kadın yoksa aslında erkek yok, ama şu anda dünyada da böyle belki, ama ülkemizde kadının ne yazık ki hala temsil makamlarında adı yok. Oysa İtalya'da kadınlar, biz 1935'te 18 vekil göndermişiz meclise. İtalya'da kadınlar 1948 yılında kadınlarını seçime dahil edip 10 yıl sonra. Japon kadınlar 1950'de, İsviçre medeni kanununu alıp uyguladığımız İsviçre ise 1971 yılına kadar kadınları meclise almamışlar. Atatürk'ün dahiliğini, ileri görüşlülüğünü bir kez daha zihinlerinizde tartınız istiyorum efendim. Burada kocaman bir ancak yazmıştım böyle. Sonunda 3 tane ünlem var ancak. O günden bugüne geldiğimizde ülkenin durumuyla ilgili de kısacık bir bilgi verip bırakacağım. Dünyadaki en fakir insanların büyük bir çoğunluğu günümüzde kadın. Dünyadaki eğitim el almamış insanların, ülkemizde de ne yazık ki bu böyle, eğitim almamış insanların büyük bir çoğunluğu kadın. Kadınlar ülkemizde de dünyada da erkeklerden %25, %50 oranında, değişen oranda daha az ücret alıyorlar. Çalışan nüfusun 1/3'üne, dünya gelirinin 1/10'una, yeryüzündeki mal varlığının sadece 1/1'ine kadınlar sahip. Ben de dünyada bir dikili ağdaşı olmayan kadınlardanım. Neyiniz varsa, ataerkil falan dedik ki o derdi olmasa olurdu değil mi? Biri de işte, bizde hiç yok o. Neyimiz varsa dünyalık adamın üstünde, ben o %0'lık gruba giriyorum. Genellikle sendikalı değil kadınlar. Geçici yarı zamanlı işte çalışıyor, çünkü kadınları sendikalı çalıştırmak demek, yeni evliyse 2-3 seneye bir doğuracak demek. Doğum izni lazım, tatil lazım, çocuğunu büyütecek, para hep cepten gidecek patronun. Bir kadın çalıştıracağıma bir erkek çalıştırırım 7-24. Siz de olsanız öyle düşünürsünüz. Kadının çalışması da bu anlamda zor, çünkü kadın doğuruyor. O nedenle daha az çalıştırılıyorlar işte. Yani şuraları özetleyebildiğim kadar özetleyeyim de size. Bir de şu şiddete dair bir şeyler söyleyeyim. Şimdi kadın nerede ne iş yapıyorsa yapsın, ben kendimde de biliyorum. Eve gittiği anda başbakan olsun, profesör olsun, ülkeyi sen yönetiyor ol, derneğin başkanı ol, genel sekreter ol, fark etmez. Eve gittiği anda bir anne ve eş olarak o evde. Her ne kadar İçişleri Bakanı filan deseler de adamların işine geliyor İçişleri Bakanı yapmak bize. Çünkü ekonomi, ticaret, işte İçişleri'nin yan yollarının hepsi kadınların elinden daha düzgün gidiyor. Kadınlar aslında iyi ekonomi. Niye sahi ekonominin başına bir kadın eli değdirmiyorlar, bir kadın ekonomi bakanımız yok değil mi? Hiç oldum ben hatırlayamadım özellikle. Onu biliyorum ya, yok yok temelimiz yok. Ekonominin adına hiç başına hiç kadın getirmediler değil mi? İşte ülkenin durumu bundan böyle, oh olsun. Tabii kadının temsil edilememesi durumundan çok daha kötü bir şey anlatacağım şimdi size. Kadın ve şiddet. Hiç ikisi yan yana olmuyor değil mi? Kadın ve şiddet. Kadına şiddet. Kadın ve şiddet.
İşin en kötüsü ne? Kadın ve şiddet deyince, kadın ve şiddet deyince Erdem kardeşim benim, o da çok kadim dost. Yani siz Ankaralılar Erdem'i yeni keşfettiniz. Biz belki 30 yıl öncesinden Erdem'le evimizde çay içmişliğimiz var. Çok teşekkür ederim. Her zaman hep yanımızda. Herkesin, her kırşehrinin yanında. İnce gönüllü, mütevazı, nesli tükenmiş adamlardan. Evet. Allah seni uzun ömür etsin. O arada bir şöyle ediyor. Ben hiç öyle kural bilmiyorum abi ya. Daldı mı gidiyorum. Ders anlatır gibi filan işte. Dünya ölçeğinde her üç kadından biri ülkemizde daha da acı. Bugün şiddetin bir şekilde birine maruz kalıyorlar. Şiddet deyince tabii illa dayak, göz morarması, fiziksel şiddetin yanında psikolojik şiddet dediğimiz bir şey var ve çok daha acı bence. Bir tokat atsa bundan iyi. Cinsel şiddet dediğimiz kimseye anlatamadığımız acıları var bu kadınların. Ekonomik şiddet dediğimiz harçlık bulamadığı için, kendi öz harcamalarına bile bir şey bulamadığı için şiddet gören, şiddete maruz bırakılan kadınlarımız var. Yapılan bir araştırma, boşanmış kadınlarla ilgili sorulan bir soruya kadınlar şunu demiş. %84'ü tokatlıyordu beni, onun için boşandım demiş. %70'i yumruklanmış. %43'ü hastanelik edilene kadar dövülmüş, %55'i ölümle tehdit etmiş. Peki kim dövmüş bunları biliyor musunuz? Kocaları değilse kayınpederleri, kayınları, o da yetmedi evlatları. Ne kadar acı. Bir ananın evladıyla sınanması ne kadar acı. Rabbim evladın hayırlısını versin, gerisi düzelir. Amin. Evlatlarımızdan güldürsün hepsini, gerisi düzelir. Çok dayak yiyen kadın var. Zannediyoruz ki hep eğitimsiz kadınlar dayak yiyor. Yok, eğitimli kadınlar daha çok utandıkları için midir? Bulundukları sosyal muhitler daha farklı olduğu içindir söyleyemiyorlar. İyi mevkilerdeki kadınlar belki diğer kadınlar, köydeki kırsaldakiler kadar şiddet görüyor. Kadınlara eşitlik mi, adalet mi? Asla. Ben biraz önce söyledim. Evet, toplumsal eşitlik güzel, toplumsal eşitlik. Ama illa adalet istiyorum. Bu toplumun, dünyanın %51'i şu anda kadın, %49'u erkek. Dünya nüfusunun şu anda %51'i kadın. Ben her yerde %50'nin kadın olmasını istiyorum. Çok mu? Meclisin %50'si, işte Cumhurbaşkanlığının bir ondansa bir ondan, öteki makam, beriki makam, rektör, hem ne düşünüyorsanız %50'sinin kadın olmasını istiyorum. Hakkımızı istiyoruz, adalet istiyoruz, çok bir şey değil bence. Türk İslam geleneğinde kadın her şeyden önce ana. Ana olmak omuzlara o kadar ağır yük yükler ki. Tabi babalarım lütfen alınmasın. Yani babalık da çok kıymetli bir şey ve doğru bir babam figürü varsa evde, o ailede düzen var. Baba geldiğinde zopso ayağını toplayan bir evlat yetiştirebilmişsek ne mutlu bize. Babaya saygı duyabilen bir evlat yetiştirebilmişsek ne mutlu bize. Ama analık böyle bir şey değil. Analık makamı, evladın ayağına taş değse senin yüreğin sızlıyor. Erkek kardeşlerim beni affetsin ama çok yaşadığım, her kadının, ana olmuş her kadının yaşadığı bir şeyi burada demezsem olmaz. Şimdi bu böyle ananın yüreği sızlar. Basit bir lafmış gibi algılıyor erkekler bunu. Hayır. Doğurmuş analar, emzirmiş analar bilir ki, kilometrelerce ötede olsun, kalkmış işine gitmiş, bebek evde uyuyor, uyanacağını bilir. Niye? Emziriyor. Ananın yüreği sızlar. 10 kilometre, 50 kilometre ötedeki oğlunun, kızının, bebesinin ağladığını bilir. Çünkü göğsü sızlar ve sütü akar. Çok özür diliyorum. Yüzüm ayağınızın altına. Dolayısıyla göğsün sızlaması demişsek laf olsun diye demiyoruz. Anayla evlatları arasında öyle bir bağ var ki onun ayağına taş değse ana hisseder, yüreği sızlar. Analık böyle. Türk insanında da, dünya genelinde de anıya bakış hep böyle. Bugün de girişimci kadınlar o Bağcan Rum ruhuyla yaşatmaya çalışıyorlar. Bitiriyorum, son sözlerime geliyorum. Daha çok söyleyecek işim vardı. Bir daha çağırın, ben bu olmadım. Bugün eskiden Osmanlı kadını derlerdi, kadının iyisine. Bana çok dediler, Osmanlı kadın falan diye. Şimdi de Osmanlı kadını falan derler. Bir ara erkek gibi kadına döndü bu, erkek gibi kadın. Biz bundan da alınmadık, erkek gibi olmak da fenerdi. Bana da çok derler, erkek gibi varsın olsun olsun. Ne yapayım? Kötü bir şey demiyor, niye talihsiz? Niye talihsiz? Şimdi
bugünlerde de Cumhuriyet Kadını. Hem de biraz moda sanki bugünlerde Cumhuriyet Kadını. Peki kimdir Cumhuriyet Kadını? Son söz olarak bunu söyleyip bırakacağım. Vallahi senin hatırın benim. Cumhuriyet Kadını, geçmişten günümüze Türk kadınının tüm nadide vasıflarını kendisinde barındıran, bünyesinde barındıran demek. Cumhuriyet Kadını, münevver, bu benim bir kitabımın bölümünden bir alıntıydı, o kulakla dinleyin. Cumhuriyet Kadını, münevver, çalışkan, değerlerine, örfüne, ananelerine bağlı, modern, dini bütün, bir anne ve eş olarak saygın, iş hayatında çalışkan ve başarılı, sosyal hayatta entelektüel ve girişimci. Cumhuriyet Kadını demek, eş ve çocukları için adanmış bir ömrü yaşamanın yanında milli değerlerine ve dini inançlarına bağlı kendi öz değerlerinden beslenen aydınlık bir Türkiye'nin inşasında etkin rol alacak evlatlar yetiştirmeyi kendisine şiar edinen kadın demek. Cumhuriyet Kadını, vatanı söz konusu olduğunda göğsünde imanı, elinde bayrağıyla tereddüt etmeden cepheye koşup vatanı için şehit olmayı şeref sayabilecek, evlatlarını bu uğurda şereflendirebilecek kadın demek. Sözün özü Cumhuriyet Kadını, Türk İslam senteziyle yoğrulmuş, modern bir toplumun inşasında aktif rol ve sorumluluk alan Türk kadınını sembolize etmek için kullanılmış bir tanımlamadır diyorum. Hepinizi saygıyla